Merhabalar sevgili dinleyicilerimiz. Bugün burada Esorhan'a Brownfield ve Greenfield'in başlığı altında ekip arkadaşlarımla beraber bir değerlendirme yapacağız. Öncelikle ben kendimi tanıtayım. Ben Mehmet Ali Uzun, danışmanlıktan sorumlu genel müdür yardımcısıyım. Ekip arkadaşlarımı tanıtırsam, Burak Başarslan, finansallardan sorumlu müdürümüz. Koray Taşer, Beyz uygulamalarından sorumlu direktörümüz. Yasin Kaya, lojistikten sorumlu müdürümüz. Öncelikle şöyle başlayalım. Vectora firması 1503, S4'ün 1503'ten beri büyük SAP projeleri yapan bir firma. Bir sıralama yapmak istersek, daha sonra 2016 yılında yaptığı ORS'den sonra 2017'de Azerbaycan'ın ilk S4HANA projesi Engin Limited'de Procter & Gamble'ın distribütörüydü. 1610 projesi yaptı. Aynı sene enerji sektöründeki Türkiye'deki ilk S4HANA projesini yaptı. Daha sonra Vestel'e birazdan içeriğini bahsedeceğimiz Brownfield metoduyla, yani Transactional Data'nın da aynı sistem üzerinde devraldığı metodla Vestel'e bir proje yaptı. Yine geçen sene Tatkı'da Jolly 2 projeleri yapıldı. Yine bu senenin başında dev projeleri canlıya geçirdi. Kızılay ve Kale Holding projeleri canlıya geçirdi. Arada kamuda TÜBİTAK uzay projesini yaptı. Ve şu anda hali hazırda devam eden Borusan Otomotiv ve OPET projeleri de devam etmekte. Aynı zamanda A101'de de bir yine S4HANA'da bir hack projesine başladık. Şimdi öncelikle S4HANA geçiş yöntemleriyle başlamak istiyorum. Yasin'le başlamak istiyorum. Yasin, Greenfield, Brownfield bunları diyoruz. Bize biraz açıklar mısın? Öncelikle şöyle başlayayım. Eğer SAP'yi stratejik bir partner olarak görüyorsak 2025 yılına kadar aslında bu S4HANA dönüşümünü tamamlamış olmamız gerekmekte. Rakamlara baktığımızda ise yaklaşık 5000 müşterinin aslında 2019 yılı sonuna kadar bu geçişi tamamlayacağını tahmin ediyoruz. Bununla birlikte yine geçiş yöntemlerine geçmeden önce neden klasik bir ECC upgrade'inden farklı bir yöntemle geçişin yapıldığına değinmek istiyorum. Buradaki temel farklılık aslında S4HANA ile birlikte gelen yenilikler. Bu yenilikler yine uygulama mimarisinin değişmesi, yeni basitleştirilmiş veri tablonun yapısı ve uygulamaların aslında tasarımsal değişiklikleri sebebiyle bir migration ihtiyacı doğuyor. Diğer klasik ECC upgrade'lerinde aslında böyle ciddi farklılıklar olmadığı için çok daha kolay geçişler izlenebiliyordu. Peki bu geçiş yöntemleri neler? Bunlar bizim için temelde ikiye ayrılıyor. Bunlardan bir tanesi bahsettiğiniz gibi Greenfield, diğeri ise Brownfield oluyor. Greenfield senaryosunda daha çok S4HANA sistemini sıfır bir sistem kurulumu gibi gerçekleştiriyoruz. Burada yeniden bir aslında tasarım söz konusu oluyor. Yani baktığımızda birinci önceliğimiz yeni bir tasarımla yeni bir sistem kurulumu oluyor. Sıfırdan bir proje yapıyor gibi düşünebiliriz aslında. Evet, sıfır bir proje gibi düşünebiliriz. Yani analizlerin yapıldığı, detaylı olarak süreçlerin incelendiği bir süreçten bahsediyoruz. Tabii yine Greenfield senaryomuzda eski dataların eski sistemde kalması söz konusu oluyor. Yine bu analiz safhasında yeni kurulan sisteme hangi dataların aktarılacağını proje esnasında karar veriyoruz. Burada bir temizleme işlemi de yapılabiliyor. Brownfield senaryosunda ise mevcutta kullandığımız ECC sisteminin aslında S4HANA sistemi migration tool'larıyla conversion'ı sağlıyoruz. Burada tabii ki öyle detaylı analizler beklenmiyor. Daha çok birinci önceliğimiz bir teknik sistem altyapı dönüşümü, yani bir yeniliklerin teknik olarak tamamlanması birinci önceliğimiz ise bu metodolojiyi tercih ediyoruz. Ve burada
yine Greenfield'de olduğu gibi detaylı bir analiz aslında yapılmıyor. Daha soft bir geçiş planlanıyor. Ve iyileştirmeler sonraki fazlarda planlanıyor. Tabii burada şu düşüncenin hakim olmaması lazım. Greenfield senaryosunda iyileştirmeler yapılıyor, Brownfield'de yapılmıyor gibi düşünemeyiz. Yine Brownfield senaryosunda da kısıtlı da olsa belirli iyileştirmeler yapılabilir. Ve diğer büyük ölçekli iyileştirmeler de fazlara ayrılarak daha sonraki aşamalarda planlanabilir. Brownfield'ın farklarından bir tanesi de aslında Greenfield'e göre eski dataların yeni sisteme Migration Cockpit ile aktarımı. Dolayısıyla herhangi bir data kaybı bu aşamada yaşanmamış oluyor. Eski verilerimiz de aslında yeni sistemimize taşınmış oluyoruz. Bu şekilde temel olarak aslında geçiş önerimiz hikaye oluyor. Biraz sonra Karar Bey'e bu konuda ayrıntılı bir bilgi isteyeceğim. Brownfield metoduyla alakalı. Bu tarafta transactional data'nın aktarılmasıyla alakalı. Senin dediğinde şunu da ekleyebilirim. Dediğim gibi Brownfield'da fonksiyonel olarak yeniliklerin yapılmayacağı anlamına gelmiyor. Birazdan mesela üzerinden geçeceğimiz şeyi hatırlıyoruz. Mesela bir Vestel S4 dönüşümünü hatırlıyoruz. Hatırlarsanız VM'in EDM'e konvert ettiğimiz bir yapı varlar orada. Ciddi bir fonksiyonel değişiklik. Proje esnasında da bunu yapıldığını bildik. Ama dediğim gibi yani B senaryo geçirdikten sonra faz faz S4HANA'nın bize verdiği inovasyonlara dair projeler ve projecikler bunun içerisinde yapılabilir. Ben bir burağa dönmek istiyorum. Biraz bir de şeyler yaptığımız projelerden de örneklendirmek istiyoruz aslında. Bir kere Greenfield ve Brownfield'deki proje metotlarından biraz bahsedebilir misin? Tabii. Aslında durum şu, S4HANA'ya kadar aslında SAP'nin proje yönetim metodolojisi hepimizin bildiği üzere ASAP metodolojisi. İşte ASAP metodolojisindeki temel öğeler neydi? Bir kavramsal tasarım aşamasıyla başlayıp devamında gerçekleştirme çalışması, sonrasında kullanıcı testleri ve canlıya geçiş aşamalarından oluşuyordu aslında temelde. S4HANA ile beraber SAP de aslında global IT dünyasının peşinden giderek SAP Activate diye bir metodoloji ortaya çıkarttı. Bu metodoloji aslında temelde Agile metodunu benimsemiş yeni bir yapı. Burada da aslında temel dört öğeden bahsediyoruz. Bir hazırlık aşaması, peşinden explore, keşif dönemi, gerçekleştirme ve canlıya geçiş aşamalarında olmuş aslında. Neden böyle bir geçiş ihtiyacı doğdu? Dediğim gibi Agile yöntemi üzerinden yürüyen bir metot bu. Sprintlerle beraber, sprint mantığıyla beraber aslında az önce saydığım o kavramsal tasarım, gerçekleştirme ve kullanıcı testinin ancak projenin belki 6. 7. aylarında kullanıcıların önüne çıkmamız dan sebep aslında proje sürelerini uzatan bir yapıydı. SAP Activate'de ise sprint mantığıyla beraber çok daha kısa sürelerde aslında kullanıcının karşısında sistemi çıkarttığımız, dolayısıyla kullanıcının daha ilk aşamada sistemi öğrenmeye başladığı, projeye dahil olduğu bir yapıya gelişti. Bu tabii doğal olarak da proje sürelerinin ciddi anlamda düşmesine sebep olduğunu görüyoruz. Brownfield ve Greenfield'da da aslında bu SAP Activate metodolojisiyle projeleri yürütüyor durumdayız. Tabii burada aslında müşterilerin ihtiyaçlarına göre burada çeşitli değişiklikler yapılabiliyor. Ama temelde yürüttüğümüz yapı bu şekilde ilerletiyoruz. Şöyle anlıyorum bakacağım. Yani hem Greenfield'de hem de Brownfield'de Activate metodolojisiyle prosesi işletiyoruz. Zaten SAP'nin Greenfield'de özellikle çok ciddi best practice'leri var. Onlarla sprint senaryolarını koşuyoruz. Zaten Brownfield'da da var olan proje metodolojisi Activate bir metodolojisi zaten. Yani geçiş kısımları, işte ara kademeler vesaire tamamıyla Activate metodolojisi. Mesela bir örnekleme yapabilir misin? Greenfield projesi, bir Brownfield projesiyle alakalı, projenin safhalarıyla alakalı bir örnekleme yapabilir misin? Tabii. Bununla ilgili aslında durumumuz şu. Mesela Brownfield için örneğimiz Vestel. Pazarlama örneği halihazırda. Yine hazırlık aşamasında aslında yaptığımız şey sistemin incelenmesi, sistemde hali hazırda yürütülen fonksiyonlar neler, data miktarı nedir, bunun gibi incelemelerde bulunur. Yine kullanıcılarla beraber talep edilen yeni fonksiyoneliteler neler, bunların incelemesini yaptığımız bir hazırlık safhası. Peşinden bahsettiğimiz explorer aşaması ki sistem üzerinde artık bu ihtiyaçların nasıl karşılandığına dair bir çalışma yürütüyoruz. Realizasyon aşaması da yine Brownfield olması sebebiyle aslında Greenfield'den biraz orada ayrışıyor alt detayda.
evet, ihtiyaçların S4HANA üzerinde nasıl yürütüleceğini kurgulayıp implemente etmenin yanında bir de conversion çalışması yapıyoruz aslında. Greenfield ve Brownfield'ın en çok metot olarak birbirinden ayrıştığı yer de orası oluyor. İşte Yasin'in az önce bahsettiği eski datanın S4'da hala yaşamaya devam ettiği bir senaryo bu. Birden fazla kere aslında bu conversion denemesini yapıyoruz ki canlı aktarım canlıya geçiş aşamasında aslında. Ne kadar sürelerde bu dönüşümü yapıyor olacağız? Ne kadar sürede sistem kullanımı hazır hale geliyor olacak? Bunları simülasyon yapıyoruz. Greenfield ise bahsettiğim simülasyon data conversion çalışması yer alıyor. Daha çok S4HANA'da hangi yenilikleri implemente ettiğimizi belirledikten sonra bunların gerçekleştirmesini yaptığımız bir proje metoduyla ilerliyoruz. Data conversion olmadığı için aslında biz data aktarımı yapıyoruz. Aynı ECC'de olduğu gibi aslında canlı tarihi itibariyle mali açıdan baktığımızda canlı geçiş tarihleri, bilanço değerleri, açık kalemler, ana veriler, müşteri ve satıcıların muhatap yapısıyla beraber aktarıldığı bir senaryoyla ilerliyoruz. Aynı fakat şey, şunu da eklememiz lazım diye düşünüyorum burada. Yani Brownfield metodunda nasıl müşteriye özel yapılan geliştirmelerin S4HANA'ya adapte edildiği bir süreç var. Aynı şekilde Greenfield'da da bu yapılabiliyor. Yani kaynak sistemden bu geliştirmeler alınıp eğer müşteri bu konuda süreçlerini aynı şekilde devam etmek istiyorsa Greenfield metodolojisinde de kod aktarımı yapılıp kod dönüşümü yapılabiliyor diye biliyorum. Aynen öyle. Şu anda yürüttüğümüz projelerde de aslında işte WSAP projesinde bahsettiğimiz Brownfield'da içeride yer alan tüm geliştirmeler S4HANA'ya konvert edilmiş durumdaydı. Greenfield projelerde de yine günlük hayatımızda kullandığımız prosesi yürütmek için ihtiyaç duyduğumuz geliştirmeleri ve eğer SAP'nin standartta da henüz sunmadığı geliştirmelerse bunlar. Bu geliştirme paketlerini sisteme aktarıp yine S4 sistemi üzerinde bunların conversion'ını yapıp müşterilerin kullanımına sunuyoruz. Burada asıl kriter tabii bizim için standartlaşma olmuş oluyor. Eğer SAP'nin sunduğu standart bir yapı var ise ve bunu uygulayabiliyorsa Greenfield'ın en büyük avantajı olduğu bu geliştirmeyi S4'a aktarmayı standart ürünlerle devam ediyoruz. Ama dediğim gibi custom development'ların tamamını istersek S4'a sistemine aktarıp convert edebiliriz. Bunu da yapıyoruz herhalde. Ben burada Kuray Bey'e bir dönmek istiyorum. Özellikle base aktiviteleri anlamında bu S4'un geçişiyle beraber artık yeni şeyler yapmaya başladık şirket olarak. Bir Greenfield'da, Brownfield'da özel bir şekilde projelerden de örnek vererek base aktivitelerinden bahsedebilir misin? Öncelikle Greenfield ve Brownfield anlamında baktığımızda Greenfield'ın kendine göre avantajları var. Brownfield'ın yine kendine göre avantajları var. Birazcık açmak gerekirse Greenfield sistemler bizim aslında sıfırdan kurduğumuz ilk kez proje yapacak müşterilerin de aslında izlediğim yöntem yapılan sistemler. İlk efor olarak ne gerekecektir ileriki aşamalarda? Müşterinin hali hazırda kullandığı SAP veya non-SAP sistemlerdeki verilerin bu yeni kurulmuş S4HANA sistemine aktarılması gerekir. Bunu SAP öncesinde gördüğü için bu aktarım işlerini de kolaylaştırmak için aslında pek çok yardımcı araç da sunuyor standart olarak ekstra bir maliyete veya kod geliştirmesine ihtiyaç kalmadan. Dolayısıyla Greenfield seçildiği zaman da müşterinin daha önceden çalıştığı herhangi bir SAP olabilir versiyon olarak eski versiyonlardan veyahut da non-SAP sistem, kendi geliştirdiği bir uygulama bile olabilir herhangi bir veri tabanında. Buradaki dataların aktarımı ile ilgili bir sorunla karşılaşmıyoruz. Dediğim gibi standart tool'lar sayesinde. Brownfield'da ise bizim basis olarak eforumuz biraz daha fazla oluyor ama basis üzerinde eforumuz daha fazla oluyor. Bu eforun fazla olması müşterilerimiz çok merak ediyor Brownfield'ı. Yani yapılan bir proje var, Bestel projesi bu konuda ilkti. Biraz o eforları ayrıntılı bir şekilde tezahürlerine geçer isterseniz. Basit olarak birkaç adım olarak hissedelim o projeyle ilgili olarak. Öncelikle hali hazırda yaşayan bir ERP sistemi mevcut. Mevcut müşterimizde. Dolayısıyla o sistem yaşamaya devam ederken bizim arka tarafta conversion yapacağımız S4HANA sistemini oluşturmamız gerekiyordu. Ve hali hazırda devam eden operasyonlar olduğu için özellikle canlı geçiş dönemine istinaden de tam bir zamanlama hesabını yapabilmemiz için bizim birkaç kez test geçişleri de yapmamız gerekti Vestel üzerinde. Yaptığımız işlemler standart aslında upgrade senaryolarına benzer şekilde canlının bir güncel kopyasından da
ikinci bir upgrade development sistemi oluşturup o sistemi convert ederek başlıyor. Çünkü proje ekibinin üstünde çalışacağı, esas zaten geliştirmeleri yapacağı, conversion'ları yapacağı sistem bu. Sonrasında ise bu geliştirmelerin belli bir fazında ikinci bir test upgrade ile birlikte buradaki değişiklikleri biz kalite ortamına, S4HANA kalite ortamına aktardık. Buradaki amacımız da hem aktarım sürelerinin hem de mevcut sistemdeki fonksiyonların çalışabilir olduğunu görmekte. Ondan sonrasında da canlı öncesi yine, canlı geçiş öncesi son zaman bilgilerini alabilmek adına bir test upgrade daha yapıp bütün bu değişiklikleri aktararak aslında canlıya yakın bir makine üzerinde sistemde bizim 31 Aralık'ta veya işte canlı geçiş dönemindeki net olarak sürelerimizi gördük. Downtime penceresine sığabilmek için. Tabii ki sadece base operasyon olarak neler yaptığımızdan bahsettiğimiz zaman proje ekibine verdiğimiz destekten de bahsetmek gerekiyor. Tabii. Çünkü süreç içerisinde özellikle SAP tarafında bizim daha sistemin ilk gününden kontrol etmemiz gereken, çalıştırmamız gereken tool'lar da var. Onu söyleyeceğim. Oradan başlayacağım şimdi tekrar. Yani Brownfield projesinde modül danışmanlarıyla base danışmanlarımızın en beraber çalıştığı projeler. Aynen. Yani. Aynen. Avop tarafındaki arkadaşlar, yazılımcı arkadaşlar da zaten özellikle code migration kısmında çalıştılar ama onlara o listeyi de çıkartmak için bizim belli bir efor harcamamız gerekiyor öncesinde. Bizim iki ana fazımız var conversion metodolojisinde. Birincisi mevcut sistemin analizi ve hazırlıklar. İkincisi de gerçekleştirme. Bir araya gireceğim. Kusura bakmayın çünkü terimler karışmasın diye. Conversion SAP metodolojisinin migration'da brownfield'ı temsil ediyor. Şu anda Buray Bey brownfield üzerinde. Evet. Dolayısıyla örnekle devam edelim. Elimizde bir ERP sistem var. Bu ERP sistem üzerinde halihazırda kullandığımız belli fonksiyonlar, belli add-onlar, işte kendi geliştirdiğimiz uygulamalar ve belli miktarda oluşmuş data var. Geçmişten gelen. Öncelikle SAP S4HANA geçişle uyumluluk anlamında sorun çıkmaması adına readiness check dediği kendi tool'larıyla bazı süreçlerin kontrolü istiyor mevcut ERP sistemi için. Bu kesinlikle upgrade öncesi yapılabilecek, mevcut sistemin çalışmasını etkilemeyen bir süreç. Yaptığı işlemlerle gelen masinden bizim S4HANA'ya geçtiğimiz zaman mevcut sistem yine S4 olduktan sonraki donanım ihtiyacı nedir? Ana kapasite ihtiyacı nedir? Ek olarak conversion ile ilgili yaşanabilecek, sıkıntı çıkartabilecek noktalar var mıdır? Uygulanması gereken ek notlar veya düzeltmeler var mıdır sistemde? Bunların bir genel kontrolü yapılıyor. Ama dediğim gibi bu sistem ayaktayken ve canlı kullanılırken ERP tarafında kullanıcıları etkilemeden bizim arka tarafta çalıştırdığımız belli başlı raporlardan oluşan bir süreç. Sonrasında biz sistemdeki mevcut konfigürasyona bakarak, özellikle komponentlere, add-onlara bakarak hedeflediğimiz S4HANA versiyon ve seviyesine çıkabilmek adına bu sistemleri Solution Manager'a bağlantısı üzerinden SAP'nin Maintenance Planner aracıyla belli bir hesaplama sürecine dahil ediyoruz. Yani nedir bu? Benim ERP 6.0 var, örneğin ERP 6 veya ERP 7. İşte belli kullandığım sektörel add-onlarım var. Yine sistem üzerinde mevcut veri tabanının versiyonu, kernel versiyonlarının işte support packet seviyeleri, bunların hepsi elimde var. Çıkmak istediğim versiyon da S4.18.0.9 belli bir seviye. Bu geçiş için en sağlıklı yöntem hangi adımlarla, hangi komponentlerle yapılacak şeklindeki bir soruyu aslında bir insan gücüyle bizim hesaplama şansımız yok. Bunu SAP'nin yine portal üzerinden sunduğu Maintenance Planner tool'uyla otomatik olarak yine SAP kendisi hesaplıyor. Ve bize iki tane çıktı üretiyor oradan. Upgrade sürecinde kullanacağımız belli bir XML dosyamız var. Ve bu upgrade'de kullanacak komponent vereceği dosyalar. Evet. Aslında base tarafındaki hazırlıklar bu noktada neredeyse tamamlanmış oluyor upgrade öncesi süreç için. Ek olarak neler yapıyoruz? Sistem üzerinde özellikle fonksiyonel tarafta arkadaşlarımızın çalıştırdığı kontroller var. Örneğin finansal tarafta belli tutarsızlıklar eğer geçmişte elle doğrudan tabloya müdahale edilerek çözüldüyse o an kurtarılmış olabiliyor ama upgrade sırasında
veya market conversion sırasında bu bizim yine karşımıza çıkabiliyor. Bu tarz veri tutarlılıklarının kontrolü de yapılıyor. Conversion öncesi. Dolayısıyla o tarz hataların da yine düzeltilmesi isteniyor mevcut ERP sistem çalışırken. Son olarak da sistemdeki Z'li dediğimiz müşterinin kendi geliştirdiği kodların bir kullanım yoğunluk listesini oluşturuyoruz. Yani binlerce kod olabilir Z'li ama bunların hepsi aynı anda veya güncel olarak kullanılmıyor çok büyük ihtimalle. Genelde de karşılaştığımız durumlarda 5-6 bin kod içerisinde maksimum 1000 tanesi, 1500 tanesi kullanılıyor oluyor diğer müşterilerimizde. Zaten bu tüm projeler bunun için bir fırsat. Aynen, temizlik için çok güzel bir fırsat. Dolayısıyla bu yoğun kullanılan kodun bir listesi oluşturularak aslında sonrasında kod conversion için yazılım ekibindeki arkadaşlarımıza iletiliyor. Onların da eforu hesaplayarak aslında sistem üzerinde nelerle karşılaşacaklarını görmelerini sağlıyoruz. Bu kısımdan sonra biz base olarak biraz köşemize oturuyoruz. Rutin proje desteğine dönüyoruz. Modül ekibindeki ve yazılım ekibindeki arkadaşların çalışmalarının belli bir aşamaya gelmesini bekliyoruz. Evet. Bir şey de eklemek istiyorum Koray. Yani gittiğimiz müşterilerde zaten hepiniz yaşıyorsunuz. S4'a talep eden, daha evvelden SAP ECC herhangi bir versiyon kullanan müşterilerinizin genel itibariyle söyledikleri bir şey var. Yani bu geçiş çok riskli. İlk önce ben database'imi anaya taşıyayım. ECC onun üzerine koysun. Güzel, güzel. Ondan sonra S4'a dönüşümünü yapayım. Konuyla alakalı konuşmak istiyorum. Şimdi tarihçesine bakarsak S4'un 2015'lerde başlayan bir hikayemiz var orada. Yani ilk versiyonlarla ilgili olarak tabii ki her yeni çıkan bir ürünle direniş demeyelimle bir çekinceyle bakılabiliyor. Ama şu anki güncel versiyonu 18.09 üzerinde konuşursam özellikle hem SAP tarafındaki upgrade araçları, conversion araçları artık iyice oturdu. Ve biz herhangi bir ERP sistemine bir adımda herhangi bir ara basamak gerekmeden hangi database olursa olsun S4HANA platformuna çevirebiliyoruz. Tek bir downtime süresinde. Çok önemli. Yani tek bir downtime'da S4HANA. Suite on HANA opsiyonumuz aslında 2016'lı yıllarda, 2016-2017 gibi gündemdeydi. Ama çok net söyleyebilirim artık o opsiyon ciddi anlamda demode oldu. Evet. Ve gereksiz bir basamak oldu. Çünkü duplikede iş oluyor. Neden? Kesinlikle. İlk önce kod dönüşümünü HANA Index'e göre dönüştürüyorsun. Yani ana ya database migration yaparsan veri yapısı aynı kalıyor. Veri yapısı aynı kalıyor. Sonra yeni bir S4HANA projesinde bu sefer yeni dönüşümü S4HANA'nın yeni architecture'ına göre, yeni tablo mimarisine göre, değişen tabloya göre yapmak zorunda kalıyor. Kesinlikle proje efor anlamında da, maliyetler anlamında da hem Suite HANA'ya geçişi, sonrasında S4HANA'ya geçişi açıkçası çifte maliyet diyebileceğimiz. Evet. Belki %200'lük bir maliyet, %100'lük bir maliyet artışı olmasa bile çoğu işi tekrar tekrar yapmanız gerektiren bir süreç olacaktır. Evet. Önermiyoruz kesinlikle. Bu arada şeyden de bahsedeyim dinleyicilerimizin, eğer soruları olursa o soruları biz son sürede mümkün olunca cevaplamaya çalışacağız. Zamanımız yetmezse de zaten birebir iletişime de geçeriz. Belki sadece bu sorularla alakalı çoksa yeniden bir webinar düzenleyebiliriz. Ben buraya bir dönmek istiyorum tekrardan. Şimdi bu kararla aslında biraz işin bant eline gelelim. Yani brownfield mi, greenfield mi? Müşterinin nasıl karar veriyor? Bu aşamada biz müşteriyi nasıl destekliyoruz, nasıl yönlendiriyoruz? Biraz onlardan örneklerle beraber bahsedebilir misiniz? Tabii. Yani asıl zaten herkesin kafasındaki soru işareti bu. Ben hali hazırda SAP kullanan bir kuruluşsam eğer, S4HANA'ya geçişi greenfield yöntemiyle mi yapmalıyım yoksa brownfield mi yapmalıyım? En büyük soru bu zaten. Global pazarlarda yapılan bir araştırmayı gördüm internette. Geçen yıl yapılan ankete göre hali hazırda SAP müşterilerinin Greenfield ve Brownfield'a bakış açısına göre %15'lik bir kısım Greenfield proje yapmayı hedefliyor. Bununla beraber %35'lik bir kısım da Brownfield'ı hedefliyor. Geriye kalan kısımda henüz bununla alakalı kararını vermemiş olan müşteri var. Dolayısıyla SAP kullanan çoğu müşteri aslında Brownfield'a yöneliyor. Ama bu kararı nasıl veriyorlar, o önemli aslında. Ama bak Türkiye'de bu durum böyle değil. Yani şu ana kadar baktığımız zaman Türkiye'de çoğunluğu aslında Greenfield'ı tercih ediyor. Evet. Bizim var aslında. Veya ona daha yakın hissediyorlar kendilerini. Yani bunları konuşurken belki şeyi kesinlikle konuşmak lazım işte. Bizim için onu Vestal projesi bir Brownfield proje. Peki bu karara nasıl gitti mesela? Belki onu
konuşmak lazım. Western esasında 2012 yılında sistemini RP6'ya, seviye 6'ya çıkarmış bir firma aslında. Şimdi bunu yaparken zaten belli proseslerinde iyileştirmeler yapmış durumda, geliştirmeler yapmış durumda. Birçok geliştirme, custom development'ını SAP'nin standartlarına çevirmiş durumda. Dolayısıyla aslında yeni bir sistem, en azından yenilenmiş bir sistemden bahsediyoruz Vestel'i düşünüyoruz. Bununla beraber, tabii ilk Yasin Greenfield'ı, Brownfield'ı anlatırken aslında Brownfield'ı geçmiş datayı sistemde tutuyorum hala. Tüm datayı aslında sistemde bulunduruyorum. Bu ne demek? Benim eğer günlük proseslerimi yürütürken geçmiş dataya ihtiyacım varsa bunu bir raporlama olarak düşünmeyelim ama gerçekten o prosesi yürütmem için geçmiş dataya ihtiyacım var. O olmadığı durumda prosesim aksiyonlu durumum varsa zaten bunun aslında Brownfield otomatikman verdiğimiz karar oluşturuyor. Vestel özelinde baktığımız zaman pazarlama aktiviteleri anlamında geçmiş dataya ihtiyaç duyamayan şirket. Dolayısıyla o da bununla ilgili bir etken. Yine baktığımız zaman birçok sistemden dış sistemle entegrasyonu olan bir yapısı var Vestel'in. Bu ne anlamda etkiliyor? Brownfield olduğu durumda ben aynı fonksiyonları zaten sadece S4HANA konverjimini yaparak kullanmaya devam edebiliyorum. Evet, tablo yapılarım değişiyor S4HANA'ya geçtiğim zaman ama SAP'nin sunduğu fonksiyonlar temelde yine aynı. Mali işleri düşündüğüm zaman işte muhasebe kaydı atan fonksiyonlarım hala aynı. Dolayısıyla o dış sistem entegrasyonlarında sadece basit bir kod dönüşümüyle ben aynı entegrasyonu kullanmaya devam edebiliyorum. Dolayısıyla bu benim test sürelerimde ciddi anlamda düşüşlere sebep oluyor. Bunu Greenfield ile yapıyor olsam yeniden bu kodları yazmam gerekecek belki. Ve bunları en baştan her senaryoya göre detaylı şekilde test ediyorum. Şirketteki bu entegrasyon ve diğer senaryolarında her şeyin yenilir olması gerekiyor. Greenfield'deki yeniden kurulamalısın. Aynen öyle. Her senaryo ciddi anlamda bir hakimiyet. Orada zaten şunu tavsiye ediyoruz açıkçası. Yani eğer o entegrasyon birebir kullanılacaksa mümkün olduğunca orada kodda çok fazla en azından structure'larda değişim yapılmaması çok daha sağlıklı bir geçiş olacaktır. Mesela Vestel'de 30'a yakın dış entegrasyon vardı diye hatırlıyorum. Bir Greenfield kararı alan bir müşterinin neden aldığını veya nasıl yönlendirdiğimizden bahsederdiniz. Yine bu geçiş yöntemleriyle ilgili aslında belki ayrıca konuşmak lazım. Hani biz S4'a geçiş yapmayı düşünen bir kuruluşla ne gibi çalışmalar yürütüyoruz onu ayrıca konuşmak lazım belki ama işte Greenfield kararı almış olan ve hali hazırda projelerini devam ettirdiğimiz müşterilerden belki örnek verebilirim. Opet mesela bununla ilgili iyi bir örnek olabilir. 2000'li yılların başında aslında SAP'ye geçmiş bir firmadan bahsediyoruz ve hala aynı sistemi kullanıyorlar. Tabii ki o dönemin ihtiyaçlarına göre belki 10 yıl sonrasını düşünerek sistem kurgulanmış durumda ama şu an 2019'dayız ve bu zamana kadar sistemde birçok veri oluşmuş, birçok ihtiyacı karşılamak için custom development'lar yapılmış. Dolayısıyla aslında S4'u biraz da yenilenme, proseslerini revize etme fırsatı olarak görerek aslında Greenfield kararı almış bir firma. Tabi burada az önce bahsettiğimiz o günlük prosesleri yürütme anlamında geçmiş dataya da ihtiyaç bulunmadığı durumda bir serbestliğimiz bulunuyor. Birçok custom development'ı SAP'nin standartta sunduğu çözümlerle aslında replace edebilir durumda. Dolayısıyla orada dönüşüm çalışmasını da aslında bunu katlanmak istemeyen bir kuruluştan bahsediyoruz. Greenfield kararını bu şekilde almış durumda aslında. Tabii burada yine işte az önce bahsettiğimiz gibi Greenfield'da da ben de geçmiş sistemimden bazı custom development'larımı bu sisteme taşıyabiliyorum. Keza burada da aynı şekilde bir çalışma yapılıyor. Ama temelinde işin ben prosesleri revize ediyorum. Yenilenen dünyaya daha dinamik bir sistem oluşturmak istiyorum kararı. Greenfield kararının en büyük sebebi. Şöyle özetleyebiliriz aslında diye düşünüyorum. Yani işte 2000'li yıllar dediğimiz zaman 98'den gelen süreçten baktığınız zaman şimdi firmalar hem fonksiyon olarak da büyüdüler. Faaliyet alanları da büyüdü. Organizasyonları da değişti. O süreçte genelde ECC sistemlerini yıllarca çalıştık. Bunları biliyoruz. Eski yapıya ilk kurulan temel mimariye uygun olsun diye işte bazı yamalar yapıldı. Bazı düzenlemeler yapıldı. Fakat İşte ERP5'ten beri gelen de çok ciddi bir fonksiyonel yenilik de var. Yani sadece S4'da başlayan bir yenilik listesi yok. SAP ERP5'ten beri, ERP4'ten beri çok ciddi yatırımlar koydu. Farklı ürünler, farklı inovatif
fonksiyonistler interneti açılma ve delegasyon konularında. Dolayısıyla o dönemin faaliyetlerini kaçırmış bir şirketin bir de reorganizasyon yapacaksa, yani süreçleri tekrar tasarlayacaksa, bu işi baştan almasında da fayda var diye düşünüyoruz eski sistemlerde. O anlamda Greenfield tercih ettiler. Şimdi biraz da Borsan'dan bahsedebilir misiniz? Tabii. Borsan Otomotiv'e de hali hazırda yürüttüğümüz bir proje var. Orası da Greenfield bir proje aslında. Orada 2009'da kurulmuş bir sistemi aslında S4HANA'ya geçiriyoruz. Greenfield kararı esasında proje sistemin yine OPET'te olduğu gibi revize eden bir şirket ama bununla beraber SAP içerisindeki organizasyon yapısını da değiştiren bir şirket. Dolayısıyla burada Greenfield kararını bu revizyonlar sebebiyle almış bir şirketten bahsediyoruz. Burada yaptığımız şey aslında bu organizasyonel yapı değişimiyle beraber esasında Borusan birçok kendine özel gerçekten best practice diyebileceğimiz custom development'ları da kullanmak istiyor. Dolayısıyla biz aslında burada tüm uzaylı package'larını S4HANA'ya aktarıp S4HANA'ya uyumlu hale getirdik. Dolayısıyla geçmiş sistemin best practice'lerini de içine aldığımız, yeni organizasyon yapısı kararını rahatlıkla uygulayabildiğimiz yeni bir S4 sistemi kurulmuş durumda aslında. Yine bununla beraber S4'da daha doğrusu ECC'de bu sistemi yürütmedikleri yeni şirketlerine de S4'da. Evet, bir reorganizasyon var yani. Evet, aynen, tamamen bir reorganizasyon var. S4'da doğrudan sisteme implemente etmiş durumdayız. Burada belki de biraz da S4'un yeniliklerinden bahsetmek lazım. Çünkü o da yine geçiş yöntemlerini etkiliyor. Eskiden aslında ECC'nin teknik altyapısı sebebiyle dağınık bir sistem imalesi vardı. S4HANA'nın getirdiği yenilikler sayesinde aslında birçok ürün artık tek bir platform üzerinde koşabilmekte. Dolayısıyla birçok ürün de aslında S4HANA ile birlikte embedded olarak görüyoruz. Burada örnek vermek gerekirse TM modülü, EVM modülü, bunlar da artık S4HANA içerisinde yer almakta. Dolayısıyla geçiş aşamasında bunları da dikkate almak ve ona göre bir planlamak yapmak gerekmekte. Benim hiçbir etken aslında orada S4'un sunduğu yenilikler ne derecede sistemde yürüttüğünüz işleri etkiliyor. Gerçekten çok kritik şeyler olabilir. İşte diğer EVM örneği gibi gerçekten sistemin çok merkezinde yer alan işlerse. Bunlar da Greenfield'ı tercih sebebi olabiliyor. İşte bir şey daha yapmak istiyorum oraya. Beni heyecanlandıran bir şeydir. O yüzden söylüyorum. Yıllarca CRM sistemleriyle entegrasyonda da çalışmış biri olarak. Şimdi SAP S4HANA içerisinde CRM'i de görüyorum. 1809'da yani daha evvelden başladı ama 1809'da bayağı bir olgunlaştığına dair dokümanlar okudum. O anlamda da yani hem servis uygulamasıyla şöyle düşünelim. Yani supply chain management'ın başından itibaren, yani production'dan itibaren, işte dağıtım, depolama, satış sonrası hizmetleri, aynı platformda olması çok ciddi bir data anlamında, çok ciddi bir know-how anlamına geliyor. Çok doğru analizler anlamına geliyor. Hani ürünün, SQ'nun baştan sona izlenmesi, ne durumda olduğu ve ona göre de KPI parametreleri koyabileceğimiz bir yapı anlamına geliyor. Bu bizim için çok çok değerli ve kıymetli. Orada aslında HANA'nın performans getirdiğini de sonuna kadar kullanıyor SAP. Yani ürünlerinde. Çünkü retail'ın performansı olarak baktığımız zaman her şey, herkes biliyordur zaten, in-memory dediğimiz bellekte tutuluyor. Dolayısıyla da siz artık herhangi bir veriyi analiz etmek için bir gün öncesindeki veriyi VW'ye çekip raporlar çalıştırıp ertesi sabah geldiğiniz zaman bitmiş gibi bakmak zorunda değilsiniz. Evet. Dolayısıyla aynı gün içerisinde online olarak analitik veriyi takip edebilme şansınız var. Live data dediğimiz tamamen ilgili bir özellikle. Dolayısıyla ek fonksiyonların da girmesiyle artık tek bir ERP sistemi gibi bakmayın. Aslında bir dijital, size açılan dijital bir pencere gibi görmekte yarar var. Bir platform dijital transformasyona dair bir platform S4 baktığınızda. Yani. Transformasyonu aslında nasıl gerçekleştirmek istediğinize göre bu bıraktığınız kararını veriyorsunuz işte. Bir şeyden bahsetmemiz yalnız. Bir de aslında bütçe diye bir faktör. Yani biraz da bütçeden bahsetmek lazım. Şimdi biraz toparlayacak olursak işte örneklerle bahsettik. Birinci tercih karar değerlendirme kriterimiz aslında benim eski dataya ihtiyacım ne seviyeyim. Raporlamamı, günlük kararlarımı, günlük operasyonunu yürütmek için gerektiğimiz var.
dış sistem entegrasyonlarının adetleri, sayıları ve bunları yeniden oluşturmam gerekiyorsa ne kadar bir efor harcayacağım aslında. Biraz da o soruya da cevap oluşturuyor. Bunu bir reorganizasyon, bir revizyon, proses revizyonu fırsatı olarak mı göreceğim? Hali hazırdaki prosesimi aynı şekilde yürütmeye devam edeceğim. Bu bir soru. Ve tabii en önemlilerinden bir tanesi bütçe. Senin soruna gelecek olursan. Hali hazırdaki proseslerimi yürütmeye devam ediyorsan ve sistemin de aslına bakarsanız geçmiş datadan veya geçmiş proseslerden dolayı hantal değil, hala tıkır tıkır işleyen bir sistem ise ve S4HANA'ya geçiş süreni minimumda tutmak istiyorsan aslında ki bu işlerin proje zaman maliyetini hem de tutar maliyetini düşürmek anlamında. Brownfield tercih seviyor. Çünkü globalde baktığımız zaman ortalama proje süreleri 6 aylık sürelere geliyor. Daha evet. Soft bir geçiş oluyor diyebiliriz. Aynen öyle, aynen öyle. Genellikle zaten şunu görüyoruz. Bu kadar hızlı sürelerde veya işte bu geçiş bütçesini minimumda tutmak istiyorsak eğer, biz ilk etapta bu S4HANA conversion'ı gerçekleştiriyoruz. S4HANA ile gelen zaruri değişiklikleri yapıyoruz. İşte bununla ilgili bazı modüllerde değişiklikler vesaireler var. Ama doğrudan yenilikleri ilk etapta belki bu projeye dahil etmeyebiliyoruz. Öncelikle S4HANA geçişini yapıyoruz. Sonrasında da işte bu yeniliklerden faydalanmadığını yeni fazlarla projelerimizi yürütüyoruz. Genellikle yürüttüğümüz aşamalar bunlar oluyor. Bu da aslında müşterileri projeleri takvimlendirirken, güçlendirirken esenlik sağlıyor. Yani zorunlu olarak yapılacak bir S4'a geçiş söz konusu. Ama sonrasında örneğin mobile geçiş, mobil platform fiyatı, implementasyon veya diğer komponentleri belli zaman dilimlerinde daha rahat şartlarda yapmak aslında. Yani bir sisi kullanan bir müşteriyle telefon ettim veya bir şekilde pazarlama departmanında bağlantıya geçtiler. Dediler ki ben S4'a geçiş yapmak istiyorum. Biz neler yapıyoruz? Yani nasıl bir yönlendirme yapıyoruz? Biraz ondan bahsedebilir misin bana? Tabii. İsterseniz işin fonksiyonel aşamasında aslında biz daha çok bir araya giriyoruz. Şimdi teknik kısım evet. Var ki asıl başlangıç teknik kısım evet. Diye düşünüyorum. Önce biz zaten müşteriyle iletişime geçiyoruz. Gerekirse yerini incelemeye başlıyoruz. Öncelikle mevcut sistemdeki yapıyı görmek adına bir bağlantı talebimiz oluyor. Yerinde olabilir, uzaktan olabilir. Mevcut ERP sisteminin komponentleri, bet seviyeleri, database versiyonları ve özellikle de veri miktarı ile ilgili, geçmişten gelen biriken veri miktarı ile ilgili kontrollerimizi yapıyoruz. Buradaki kontrollerdeki amaç S4HANA geçiş sonrası ihtiyaç duyulacak. Öncelikli olarak donanım kapasite ihtiyacını ortaya çıkarmak. Yöntemden öte kapasite ihtiyacını ortaya çıkarmak. Ve ek olarak da bir araya girebilir miyim? Merak ettiğim bir şey var. Yani işte yeni tablo mimarisi diyoruz, işte daha az alan kaplıyor vesaire. Tabii ki. Bu analiz çıkıyor mu onun sonucunda? Kesinlikle. Halanın bize getirdiği en büyük avantajlardan bir tanesi de in-memory tamam hız olarak bize bayağı iyi bir performans sağlıyor. Ama esas avantajlarından bir tanesi de veriyi sıkıştırması. Yani data volüm konusunda, yönetimi konusunda bana çok daha yeni ve gelişmiş tool'lar sunuyor mesela. En basit örnek verirsek, 2 terabaytlık, yine Vestel örneğinden verebiliriz aslında sınırı. 2 terabaytlık database'i olan Vestel'in ERP sistemini biz HANA'ya geçirdiğimiz zaman S4HANA dönüşümü sonrası yaklaşık olarak bizim kullandığımız bedel miktarı 600-700 GB civarındaydı HANA kapasitesi olarak. Dolayısıyla hani çok astronomik boyutlarda verileri olan müşterilerimiz de olabilir. Bu HANA geçişi sonrası, S4HANA geçişi sonrası bu veri miktarlarında ciddi bir azalma öngörmemiz hiç şaşırtıcı olmayacaktır. Ve bu analiz sonrası netleşiyor. Bizim çalıştırdığımız SLG'nin sağladığı tool'lardan bahsetmiştim az önce. Özellikle geçecek HANA versiyonuna göre, HANA database versiyonuna göre sistemdeki verileri inceleyerek bize bir rapor sunuyor bu tool'lar. Yani tahmini olarak kapasite ihtiyacını daha projenin en başında, analiz aşamasında bize veriyor. Sonraki aşamada da biz ilgili müşterimizin IT ekibiyle oturup bütçelerimin içinde kalacak şekilde gerekli landscape'in dizaynını yapıyoruz. SAP sunucular olabilir, değişik opsiyonlar var malum. On-prem dediğimiz
sunucuları kendileri barındırabilirler fiziksel sunucular olarak veyahut da herhangi bir bulut hizmeti veren firmayla data center'da çalışabilirler. Veyahut da Google Cloud gibi, Azure gibi, Amazon Web Services gibi bulut sağlayıcılarla da ilerleyebilirler. Tamamıyla kendi öngörüleri veya bütçelerine göre değişik yollarda yardımcı oluyoruz onlara. Yani şöyle özetleyebiliriz. Yani müşterinin sistemini analiz ettikten sonra farklı tool'larla bir kere hardware ihtiyacını çıkartabiliyoruz. Kesinlikle. En önemli konu da bu. İşte yine fonksiyonel tarafa birazdan geçeceğim. Onun sonucunda verilen roundup veya gradient kararına göre de yine o versiyonla bizim teknik anlamda geçiş prosesimizi de çıkartan bir çalışma yapmış oluyoruz. Yani teknik anlamdaki proje planımızı da bunun sonucunda çıkartmış oluyoruz. Orada yaptığımız bir çalışma daha var. Özellikle yazılım tarafıyla ilgili olarak. Sistemdeki dediğimiz gibi convert edilecek, yeni sistem S4HANA'ya çevrilecek ABAP, Z'li ABAP kodların bir listesini alıyoruz sistemden. Dolayısıyla aslında bu da belirleyici etkenlerden birisi oluyor. Müşterilerin kiminde çok fazla Z'li geliştirme dediğimiz, kendisine özel yazılmış, kendi özel amaçları için yazdığı ek modüller olabiliyor. Bunlar içeride kendi ihtiyaçlarını karşılamak için yazılmış. Şimdi bunların yeni sistemde tekrardan yazılması veya convert edilmesi veyahut da sistemdeki hali hazırda mevcut bir fonksiyonun bunlar yerine kullanılması gibi opsiyonları da aslında daha sonra masada değişik ekiplerle birlikte hem fonksiyonel tarafı hem yazılım tarafı tartışıyoruz. Evet. Dolayısıyla da bu tarz bir geçiş için müşterimizi en optimum, en az eforla hangi yolu izlemesi gerektiğine dair bizim bir nasıl derler yönlendirmemiz oluyor. Öptük var yine de müşteri. Evet. Aslında proje planını daha gerçekçi bir süreye indirebilmek için veya o süre hesapları çok kötü bunları zaten yapıyoruz. Yani hiçbir zaman açık projeye baştan giderken biz burada Greenfield ya da Brownfield yapmalıyız gibi bir sabit düşünceyle gitmiyoruz. Tabii ki. Oradaki analizler sonucunda hep beraber oturup müşterimizle birlikte karar veriyoruz. Ek olarak az önce değişik vendorlardan bahsettim. On-prem makineler, bulut opsiyonları. Yine oradaki opsiyonların değerlendirilmesi base tarafı olarak, sistem tarafı olarak her bir vendorla veya işte sağlayıcıyla doğrudan bir dirsek temasımız yok bizim. Yani orada istemezse. İstemezse. Yani biz orada müşteri şapkamızla, müşterimizle birlikte tarafsız bir gözle bütün opsiyonları değerlendiriyoruz. Dolayısıyla da fiyat performans anlamında önerilerimizi yine müşterimizin IT ekibine sunuyoruz. Biraz da süreç tarafına değinelim. Fonksiyonel tarafı, evet. Yani orada fonksiyonelinden bahsedersen belki... bir araya girmek istiyorum. Dinleyicilere de söylemek istiyorum. Ekranların sol köşesindeki kutucuğa soruları yazabilirler. Bir şey eklemek istiyorum yalnız. Burak fonksiyonel tarafla ilgili müşteriyle yaptığımız hazırlık safhasında. Şuradan başlayabilir misin Burak? Müşteri kendisi bir hazırlık yapabilir her şeyden önce. Evet, aslında zaten bizim de önerdiğimiz aslında müşterilerin kendi sistemleri için ön bir çalışma yapıyor olması herhangi bir vendorla görüşmeden önce. Bunun için aslında SAP'nin sunduğu belli tool'lar var aslında. Şimdi S4HANA projesi dediğimiz zaman sistemdeki bu upgrade sonrasında sistemimizde neler değişiyor olacak? Bir kere bunun incelemesinin yapılması lazım. Evet, bunun için S4HANA bilgisi gerekiyor gibi görünüyor. Ancak SAP'nin hali hazırda şu ana kadar her S4HANA versiyonu ile beraber yayınladığı bir simplification list var. Burada ECC sisteminden ilgili S4HANA seviyesi arasında hangi farklar var? İşte hangi yapıları değiştirdiği, hangi işlem kodlarını artık kullanmadığı, onun yerine neleri sunduğu, desimutlar neler gibi bütün aslında fonksiyoniteyi yayınladığı listeler bunlar. Henüz yayınlamadığı o seviyede bir fonksiyonite varsa bunu ne zaman yayınlayacağınızı da aynı şekilde koyduğunuz liste. Yani. Burası gerçekten önemli. Günlük prosesinde olmazsa olmaz bir fonksiyonite henüz ilgili versiyonda yok ise benim bir sonraki belki versiyonu bekleme ihtiyacım ortaya çıkabiliyor. Bunu da simplification listelerde aslında müşteriler önceden belirleyebilir durumdalar. Tabii Türkiye açısından baktığımız zaman birçok müşteriyi de gezdiğimiz gördüğümüz için aslında en son S4HANA sistemiyle beraber bu tip bir durumda çok karşılaşacağımızı tahmin etmiyoruz. Belki 16-10 seviyesinde, belki 17-09'da biraz daha görebiliyorduk ama 18-09 ve sonrasında
biraz şeyden kaynaklanmıyor bu biraz da aslında. Tamam. Çok fazla IIS çözümü kullanan müşteri olmadığı için aslında bu durum. Evet, IIS çözümünün her tarafında aslında. Öyle bir de aslında portalden bahsetmek lazım. Yine certification istediğimiz aslında bir döküman. Fakat bunun bir de portal versiyonu var. Burada mevcutta kullandığınız aslında ECC versiyonunu ve geçişini hedeflediğiniz S/4HANA versiyonunu yazarak iki sistemi doğrudan karşılaştırabiliyorsunuz. Evet. Hangi konseptlerin aslında var olduğunu, hangi artık kaldırıldığını veya hangilerinin ileriki dönemlerde, ileriki versiyonlarda geleceğini artık görebiliyorsunuz. Bunları da aslında yine müşteriler kendileri SAP ile ilgili doğru bir anahtar kullanıcı yapısı olan, doğru bir iç ekibi olan, iş analistleri olan, modül sorumluları olan müşterilerimize aslında bu dokümanları takip etmesini tavsiye ediyoruz. Orada bir bilgi vermek istiyorum sadece. Webinar'da da bildiğim kadarıyla bu dokümanları vesaire linkini de biz vereceğiz müşterilerimize. Oradan faydalanabilirler. Bununla beraber bir de S4'la alakalı zaten bütün webinarlarda, sunumlarda gösterilen Fiori uygulamaları kısmı var aslında. Ben bu S4'a geçişiyle beraber Fiori'yi ne seviyede kullanmak istiyorum? Hangi ekranlar, hangi raporlar için Fiori'yi kullanmak istiyorum? Analizlerini de yapıyoruz esasında. Bunun için ama kataloğu düşündüğümüz zaman gerçekten çok fazla sayıda Fiori uygulaması var. Şu an 7000 civarında uygulamadan bahsediyoruz. Bunların bin küsürü sürekli bu ile değil, sadece Fiori'de çalışan Fiori özel ekranlar hatta. Dolayısıyla bir parantez açabilir miyim Burak? Biliyorum ama SAP'i zaten şu kararı verdim biliyorsunuz. Artık ECC üzerinde yeni Fiori app geliştirmiyor. Bütün roadmap'indeki bütün Fiori app'leri S/4HANA üzerinde geliştiriyor. Dolayısıyla burası da çok önemli bir şey. Yani S/4HANA'ya geçiş anlamında da bu Fiori dağarcığından faydalanmak önemli bir etken. Kesinlikle öyle. Az önce bahsettiğim uygulama sayıları sebebiyle de bizim birkaç günlük çalışmalar içerisinde ne kadar Fiori uygulamasına ihtiyaç olacak veya kullanmaya hedefliyoruz gibi sorulara cevap bulmamız biraz daha aslında zorlayıcı olabiliyor. Dolayısıyla öncesinde yine webinarın sonrasında mutlaka yayınlanacaktır. Fiori Library sevgilerine sunduğu tüm uygulamaları orada görebiliyorsunuz. Ekran versiyonları var, versiyonları yer alıyor. İşte hem sadece Fiori uygulaması olarak mı kullanılabiliyor gibi bütün soruları cevap bulabildiğimiz bir yer. Evet. Sorularımız gelmiş. Aslında biraz uygunsa biraz sorular gelmiş, soruları görelim. Abdurrahman Yıldız sormuş. Merhabalar, genel olarak gittiğiniz firmalarda bir SAP yazılım ekibi beklentiniz oluyor mu? Bunun gerekliliği ne ölçüde? Ya aslında SAP yazılım ekibi yaptığımız projelerde bazı firmaların gerçekten kendi yazılım ekipleri var. S/4HANA geçişlerine Greenfield veya Brownfield o kodu S/4HANA'ya uygun bir şekilde revize etmek için bir kere bir yazılım efor muhakkak çıkıyor. Ve bu efor müşteriyle beraber paylaştırılabilir. Tabii gerekli eğitimler vesaire yapıldıktan sonra veya biz yine iç ekiplerimizde bu dönüşümü sağlayabiliriz. Yazılım anlamında yani illaki müşteri tarafında developer olsun, yazılımcı olsun diye bir beklentimiz açıkçası yok. Sercan Uysal sormuş, Z'li geliştirmenin oranı S4'da fiyat performansı belirliler diyebilir miyiz? Çok göreli bir durum aslında. Evet. Yani burada yani Z'li geliştirmelerinizin sayısı çok fazla ve hepsini gerçekten kullanmak zorundaysanız bunların bir dönüşüm eforu mutlaka ki olacak. Ama bununla beraber işte bu Z'li geliştirmelerin şunları da görebiliyoruz. Aynı şeye hizmet eden Z'li geliştirmelerin sayısı çok fazla. Yani bunlar da elemeden yapılabiliyorlar. Dolayısıyla orası biraz... Orada zaten biz aktif kullanılan zeynlerin bir listesini almaya çalışıyoruz sistemde. Yani sistemdeki bütün zeynler dönüştürülecek bir kural yok. Mevcut zeynlerden kullanılanlar sadece. Onlar da çok kullanılandan az kullanılana doğru listelenerek belli bir sayı çıkıyor. Hı. Tabii bu kodların da aktif kullanılanların dönüştürülmesi lazım. Yazılım tarafında aslında adam gün eforunu arttıran bir faktör diyebiliriz. Tabii SAP'in bu konuda bazı tool'ları var. İşte bu dönüşümle alakalı ATC check tool'ları vesaire vesaire. Hı. Bazı tool'ları var.
Fakat şu çok önemli her şeyden evvel. Bir kere şunu görüyoruz müşterilerimizde. Bazı müşterilerimize gerçekten şey oluyor. Yani farklı birimler benzer raporları istemiş. Aslında iki farklı program var ortada. Bu aslında çok rahat birleştirilebilir ve ikisine de hizmet edebilir. İşte Base tarafında yaptığımız işte Most Common Use diyoruz. En fazla kullanılan programlar listesi üzerinden bir gidip bir kere oradan bir filtrelemek. Ondan sonra müşteri yapabiliyorsa veya beraber işte dediğim gibi rapor program üzerinden geçilip bunların hizmet ettiği alanları sadeleştirebileceğimiz bir yapı üzerinden standartlaştırabiliyor muyuz bunu? Yeni ürünler evet. Tercih Fakat şöyle bir şey söyleyebilirim. Yani S4'daki bizim siz burada fiyat performanstan kastınız tahmin ediyorum proje maliyeti anlamında bunu söylüyorsunuz. Proje maliyetinde bir kere tek faktör değil. Onu çok net olarak ifade edeyim. İnovatif tarafta neler uygulayacaksak o da proje maliyetinde faktörlerden bir tanesi. Oraya şunu da belki ekleyebiliriz. Yani zevki geliştirmelerin yalnızca önemli değil bahsettiğimiz konu. Kesinlikle. Burada işte şey durumu da var. Ben bu projede bir reorganizasyon da yapıyorsam eğer o zevki geliştirmeleri yalnızca S4'a uyumlu hale getirmekle kalmayabiliyorum. İyileştirmeler. Herhangi bir şekilde standartlaştıramıyorum. Kullanmam gerekiyor ancak ben örnek vereyim. Yine mali işlerden örnek vereceğim tabii ki. İş alanı kullanırken bölüm segment kullanmaya başlıyorsam dolayısıyla ben zehirli geliştirmeleri bu bazda da inceleyeyim. Ona göre tabii. Zehirli olmam da gerekiyor. Dolayısıyla orası gerçek manada o projenin ihtiyaçlarına göre farklılaşabilen bir tarafı var. Fatih Bey sormuş, ECC 6 ile S4HANA teknik karşılaştırmasını gösteren bir tablomuz var varsa adresini iletir misiniz? Bunu paylaşacağız. Ve bir iki tane tool var. Bir tane zaten çok büyük bir PDF var. Yani tüm application listi 1800 en son yayınladıkları işte 18.09 ile ECC arasındaki bütün farkları çıkartan modül hatta S-notlarla beraber listeleyen çok büyük bir PDF dokümanı var. Bir de SAP'nin bir portali var. Bu portalde farklı fonksiyoneliteler bazında siz versiyonları, hedef versiyonları, kaynak versiyonları arasındaki teknik farklılıkları listeleyebildiğiniz de bir portal var. Bunları da S-user'ınızla girip faydalanabiliyorsunuz. Bunları işte eğer YouTube kanalımızda bunu yayınlayacaksak orada da bu linkleri paylaşacağız, koyacağız. Evet. Bir soru var mı? Vaktimiz ne kadar kaldı senin bu? 5-10 dakikamızda var, iletelim size. Tabii, soruları alalım o zaman. Abi ben şeyde sorular gelene kadar konuşmak lazım. İşte neyle başladık, biz müşterilere gittiğimiz zaman ne gibi çalışmalar yapıyoruz. Evet, fonksiyonel aslında. Gelen sorulardan da belki biraz cevapladık ama ilk aşama Base tarafında. Ne kadar geliştirme var, Most Common Use olanlar hangileri bu çalışmayı yapıyoruz? Sonrasında da aslında fonksiyonel olarak bizim yaptığımız şey, mevcut sisteminizle proseslerinizi nasıl yürütüyorsunuz? Bunun bir analiz çalışmasını yapıyoruz. Birkaç günlük bir çalışma esasında bu. Standartta bunları nasıl yürütüyorsunuz, geliştirmeler bunları nasıl yürütüyorsunuz, bunun incelemesi. S4'da bunun karşılıkları neler? Gerekirse hatta S4'da demolar yaparız aslında. Bunları nasıl yürüteceğimize dair kararlar belki almaya çalışıyoruz. Kritik taraflarından bir tanesi olup çalışmada. Yine işte az önce bahsettiğimiz o Fiori Library'den ekranlar göstererek, demo sistemlerinden ekranlar göstererek Fiori uygulamaları ne seviyede yaparız, onları belirtiyoruz. Performans sorunları yaşanan uygulamalarımız var mı şu anda? Bunların adetleri, fonksiyonları veren bunların incelemesi. Bildiğim kadarıyla hatta onun için çarpıcı bir örnek de var Yasin'in verebileceği ama. Evet. Orada şöyle, aslında performansa sahip böyle operasyonel işlemlerdeki hıza göre değerlendirmemek gerekir. Bu hız sayesinde aslında artık neleri değiştirebiliyoruz, oraya odaklanmak daha doğru bir yaklaşım oluyor. Örneğin FMCG sektöründe eskiden teknik altyapı sebebiyle günde bir kez çalışan bir replenishment senaryosunda, daha yavaş çalışan bir senaryoda günde bir kez çalıştırıp daha basit algoritmalarla belirli sonuçlar elde ediyordu. Artık S4HANA sayesinde çok daha hızlı çalışan, günde birden fazla gerçek zamanlı raporlar alabildiğimiz ve daha dinamik algoritmalar oluşturabildiğimiz yapılar söz konusu oluyor. Dolayısıyla bu açıdan da performansı ilerlendirmek lazım. Kurumların, işletmelerin kritik, çok özel süreçleri var ise
gerçekten önemli olan süreçlerini belki de o projeler kapsamında iyileştirir. Farklı yaklaşımlar, farklı business case'lerle revize edebiliyoruz. Evet, fonksiyonel çalışmalar, performans yönelik incelemelerini mutlaka yapıyoruz. Sadece SAP üzerinde olmayan, işte bir de büyüdüğü müddetli raporları da verdik. İncelememiz gerekir biraz daha operasyonel. Bu kısımla alakalı da bilginiz olsun, çok fazla müşterimizden geliyor. Peki BW çalışması nasıl bir efor oluyor? BW tarafında açıkçası conversion'da da, Brownfield'da da, Greenfield'da da çok büyük bir efor gelmiyor. Eğer var olan setleri, veri setlerini kullanmaya devam edeceklerse. Orada daha optimize bir çalışma var çünkü ara tablo mantığı olduğu için BW'nun. Onu o mantıkla beslemişler ve çok daha hızlı bir geçiş yapılabiliyor. Bilginiz olsun. Yeni sorular gelmiş. Merhabalar, S/4HANA geçişiyle beraber kullanıcı lisans tipleri ve kullanımları ile ilgili bir değişiklik var mı? Onu ben yanıt verebilirim sanırım. Yeni lisanslama ile ilgili olarak SAP'nin S/4HANA üzerinde aktive ettiği yeni price list dediğimiz fiyat listeleri mevcut. Yeni lisanslarda değişiklikler var. Onu söyleyebilirim. Eski kullanıcıları artık çok da kullanılmıyor. Ben bunu Alper Bey'in bu iki lisans sorusu, aynı lisans sorusunu Fiori için de sormak istiyorum. Mevcut lisanslarımız ile kullanabiliyor muyuz yoksa yeni lisans ihtiyacı duyuluyor mu? Alper Bey bu konuda satış ekibimiz sizi arayacak. Çünkü bazı işte orada çok çok farklı farklı modeller var. ECC kullanan bir firmanın belli şeyleri convert etmesi var. İşte belli lisanslıklarının o tarafa aktarılması vesaire var. Mesela ayrıntılı bir şekilde verecek. Biz bu tarafta özellikle danışmanlık tarafında olduğumuz için lisans tarafında bazen sorulara çok net cevaplar veremeyebiliriz. Aslında veririz de yanlış olmasın çünkü devamlı gündem o anlamda değişebiliyor. Bu konuda satış ekibimiz sizi arayacak. Hücre Laktaş, Vestel projesi 2 TB civarında bildiğimiz projelerinin 2 TB verinin istihdamın S4'a conversion süresi nedir? %10-20 geliştirme olduğu varsayılıyor. Sadece projenin toplam süresi soruluyor burada. Geliştirme örneği de verilmiş çünkü. Burada şunu soruyorlar gibi geldikler bana. Şimdi biz ECC'de S4'daki tablo mimarilerinden ve transactional datalarının farklılığından bahsettik ya. Bu 2 TB verinin ECC alttan S4'a conversion süresinin ne oldu? Aslında 2 TB veri bir kere her şeyden önce tamamıyla değişen tablolar değildir bunlar. İşlerinde bazı işte custom tablolar vesaire de olabilir. Sen şeyden bahsedersin eğer, yani örnek veriyorum işte MM'de, FI'de bazı değişen tablolarda o transactional datanın conversion'ı için ne kadar süreye ihtiyaç oldu? Downtime opsiyonlarımızla ilgili olarak bizim içinde kalmamız gereken bir zaman aralığımız vardı Vestel pazarlama projesinde de. Yanlış hatırlamıyorsam tam aslında kontrol edip ben dönebilirim Yücel Aktaş, Yücel Bey'e sonrasında ama 30-35 saatler civarında gibi bir süre hatırlıyorum. Yani canlanan, kapanıp, conversion yapılıp S1'a tarafın ayağa kalkmasıyla ilgili. Bu fena bir süre değildi aslında 2 TB veri için. 30 saatler civarı değildi. Evet, evet. Böyle bir süresi var. Zaten bununla ilgili de aslında bizim YouTube channel'da Vestel projesine ait bir webinarın videosu da yer alıyor. Orada bütün bu detaylar aslında. Evet, onu paylaşabiliriz aynı aslında. Aynı saatlerle bu cut-over süreleri yürütüldü projelerde evet. Ne gibi işler yapıldı onlardan bahsediyor. İlkan Bey sormuş, Greenfield ile Brownfield arasında karar aşamasında en fazla belirleyici modül hangisi oluyor diye. Ya ben şöyle cevap verebilirim. Bir kere üretim ve finansallar diyebilirim aslında temelde. Yani üretime ilişkin ve finansallar modüller diyebilirim. Çünkü üretim tarafında ve lojistik tarafta bazı embeddikleri modüller var. Embed bankası işte diğer aylık olarak takip edilen fonksiyonellerin içeriye gömülmesi. İşte siz de takdir edersiniz ki eğer bir proje yapılıyorsa birçok modülün fonksiyonelinin Brownfield'da da aynı anda aktifleştirilmesi daha zordur. Bunlar önemli kararlar. Yıllardır SAP'nin finansallarda yaptığı bir sürü yeni fonksiyonelite var, içeriye aldığı.
Onlar da etken diye düşünüyorum. Yenilikler bu modül bazında evet hani üretimle finansalları ön planda tutabiliriz. Modül bağımlı çok da düşük. Çok değişken aslında. Yani ya bunlardan kaynak, dedi, kaynak sisteme de biraz bağlı. Örnek vereyim. İşte bazı modüllerde mesela HCM'de HR'da çok farklılık yapmadı. On-premise için konuşuyorum. İşte 1809'a kadar, 1809 versiyonuna kadar işte PS'de, PM'de, QM'de çok büyük farklılıklar yoktu. Fakat ciddi farklılıklar zaten işte Simple Finance'la başlayan ciddi bir farklılık silsilesi var. Daha sonra da Simple Logistics'le başlayan ciddi bir farklılık silsilesi var. Yani genel itibariyle üretim şey diyebiliriz ama bakmak lazım. Biraz sistemince o anlamda incelemek lazım diye düşünüyorum. Ahmet Bey'in bir sorusu var. Başka bir ERP programından SAP programına geçişte mevcut ERP ile SAP özelliklerini karşılaştırabileceğimiz bir araç ya da diplom varsa önerir misiniz? Aslında bu şu anki mevcutta kullandığınız ERP ile doğrudan ilişkili bir durum. Hani Ahmet Bey bu şöyle yani böyle bir karşılaştırma dokümanını eğer global bir ERP kullanıyorsanız ancak işte belki Gartner'ın vesaire o tip karşılaştırma dokümanları olabilir ama bu sizin düşündüğünüz gibi çok teknik dokümanlar olmaz. Fonksiyonel olarak bazı fonksiyonları karşılaştıran dokümanlar olabilir. Bir POS çalışması lazım. Yani bir bakmak lazım hangi fonksiyoneller var. Ama global bir şeyse zaten işte Gartner'dır vesaire bazı karşılaştırma kurumları. O tarafta bazı analizler ortaya koyabilir. Raporlar yayınlıyorlar. Fatih Bey sorudan ziyade SAP jargonu ile ilgili ihtiyaçtan bahsetmiş. Aslında bu da otomatik olarak gelişen yılların birikimi bir jargon. Hani biz de sürekli değişen tanımlamalara adapte oluyoruz, olmaya çalışıyoruz. Custom Developing, Brownfield, Greenfield, Standard Code, Custom Code. Bunları anlatan bir sözlük tarzı bir... Yani aslında bunu biz... Bir okuyabilir miyim? Zeyli geliştirme, standart geliştirme meselesini zeyli geliştirmeyi replace etmekten bahsediyorsunuz. Mesela ihtiyaç standart kodla karşılamak demek bu aslında. Mesela şimdi bunu Fatih Bey açılıyor. Fatih'e devam ediyor. Evet. Tamam şöyle yapalım o zaman. Şimdi zeyli geliştirmemiz Brownfield tarafında ne demiştik? Var olan sistem üzerinde o dönüşümün sağlanması demiştik. Zeyli geliştirmenin dönüşümü de sadece standartlı dönüşüm diye düşünmeyin. HANA database'e uyumlu bir şekilde sinteksinizi düzenleme ihtiyacı da oluyor S4'a dönüşümde. Burası çok önemli. Yani biz zeyli geliştirmeleri de convert etmekten onu kastediyorduk, bilginiz olsun. Burak Bey de bahsettiği bazı yıllar önce yapılmış bazı custom kodlar, işte müşteri özel yapılmış uygulamalar, zeyli geliştirmeler, bu anlama geliyor bu. O zamanki SAP'nin fonksiyoneti karşılamıyor olabilir ama yıllar sonra onunla ilgili bir fonksiyonete gelmiş olabilir. Standartta. O yapıyı standarda taşıyor olabiliriz. Yani bu ikisi ayrı kavramdır. SAP jargon sözlüğüne bakarsan custom developing zaten zeyli geliştirme de denir, SAP'de tailor-made de denir, işte terzi işi üretim ama müşteriye özel geliştirme olarak söyleyebiliriz. Zaten Brownfield metodolojiyi anlattık, işte var olan yapı üzerinden dönüşüm dedik. Standart kod, custom kod gibi bir sürü tabirin aslında ne anlama geldiği detaylıca anlatan bir ortam çok faydalı oldu. Bu konuda herhalde bir SAP sözlüğü yok. Azıcık bak kazanmakta fayda var en azından. Ben de yapıyorum bunu. Başka sorumuz var mı? Şimdi bir sorumuzu isterseniz onu da iletelim. Sonra kapatalım zaten. Tamam. Aslında bu jargon bir sebebi kullandığımız için doğal ve normal geliyor. Evet, evet, evet. Ya SAP kullanan müşterilerimiz genelde bu jargonla hakim oluyor. Fakat farklı yerde kullanan müşterilerimiz hakim olmayabiliyor. Zaten projesinin aslında da onlar bir süre sonra hakim olmaya başlıyor bu jargona. Zeynep Hanım soruyu iletene kadar ben bir bitiriş konuşması yapmak istiyorum. Umarım faydalı olmuştur. Brownfield ve Greenfield metodolojileriyle nasıl yaklaşımlarımız var, SAP'nin nasıl yaklaşımı var. Umarım faydalı bir oturum olmuştur. Sizden gelen taleplere göre de farklı zamanlarda, mesela örnek veriyorum işte Activate metodolojiyle alakalı belki ayrıca bir webinar yapılması lazım. Zaten
bahsetmiştim ki YouTube kanalımızda Brownfield'da geçen Vestel projemizin daha ayrıntılı bir sunumu var. İşte neler yaşandı, hangi sıkıntılar o esnada yaşandı vesaire. Bunların hepsi üzerinden geçildi diyebilirim. Ve Vestel projesinin proje yöneticisinin de katıldığı, katıldığı bir insan var. S4 yenilikler tarafına dikkat ederseniz çok girmedik. Çünkü onunla ilgili de birçok webinar yapıldı. Bugün konu başlığımız geçiş metotları olduğu için onun üzerine kalmaya çalıştık. İhtiyaç olursa S4 yeniliklerle alakalı farklı webinarlarda düzenleyebiliriz. Bunu yanlış bu arada. Şimdi geçiş esnasında ABAP kodları kod inspector mantığında otomatik düzenleyecek bir tool var mıdır? Yoksa manuel inceleme ve değişiklik mi gerekiyor? Şimdi işte ATC checkler vesaire o tarafta inspect edilen bir tool var. Fakat otomatik değişikliği şu anda yok. Bazı çalışmalar yapılıyor o konuda, onu biliyorum. Yani SAP'nin de bazı partnerlerinde bu konuda çalışmaları var. Fakat şu anda direkt işte sub-marketplace'de olabilecek ürün niteliğinde bir ürün yok. Üzerinden geçmek gerekiyor bu kodların diyebilirim. Peki, teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Umarım faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın.